Bu mudur? Budur. Bugün burada ikimizden biri ölecek, öyle mi? Ya sen ya da ben. Dayım zamanında bir şey öğretti bana. Derdi ki, yeğen, her zaman üçüncü bir seçenek vardır. Peki dayın sana Habil ile Kabil'in hikayesini de anlattı mı? İlk cinayet. Kıskançlık yüzünden. Onlar gibi mi olacak sorumuz ha? Kardeş kanı. Kardeşim değilsin sen benim. Niye? Niye? Şu kararlıkların orada demedin mi bana ben senin ailenim diye? Hatırlamıyor musun? Asıl cezam oymuş zaten Cengiz. Ben sizi hiç unutmadım. O yüzden en başından beri seni her elime geçirdiğimde bıraktım. O yüzden sıkmadım o boğazını. Sonunda anladın kanka. Sonunda anladın. Ne olursa olsun biz hep kardeştik seninle. Daha ilk günden ailen yaptın sen beni. O yüzden... Zaten öleceksin. Kardeşim. Neredesiniz? Neredesiniz gerizekalılar? Ne yaptın sen? Ne yaptın? Sana üçüncü bir seçenek verdim. Kardeşim. Bana bunu yapan eski kocam Cengiz Atay eve gelip beni öldürmeye çalıştı. Önce tecavüz etti. Sonra tekrar geldi. Elinde eldivenle zilin bıçağını alıp beni öldürmeye çalıştı. Bana bunu Ezel değil, Cengiz yaptı. Hapis. Polislere biletlerinden de bahsettim. Havaalanında bekliyorlar seni. Yani kimse gelmeyecek Cengiz. Biz bizeyiz. Seni mahkum edecekler. Sen. Buradan canı alıp gideceğim. Olmaz. Sonra da Eyşan'ı alacağım. Vermem. Ölürüm vermem. Sonra da hayatıma kaldığımız yerden devam edeceğiz. Olmaz. Olmaz ben varım olmaz. Sen yoksun Cengo. Seni hatırlamayacağız bile. Sen Eyşan'ı değil, asıl Cengiz'i öldürdün. Bundan sonra sadece yaşamayacağız. Bundan sonra sen olmamışsın gibi yaşayacağız. Hayır. Hayır, hayır, hayır ben varım. Ben. Ben ne olacağım? İki seçeneği var. Hapis mi, ölüm mü? Sen seç. Dedim hayır! Hayır! Öldürürüm. Öldürürüm. Yemin ederim saplarım boğazına. Gel. Hayır!
Hangisi Cengiz? Hapishane mi, ölüm mü? Olmaz lan, olmaz! Ali! Çocuğu Ali! Hani suç ortağındın lan sen benim? Bir şey yap! İkiniz de gelin. Seni bir kere öldürdüm. Bir daha öldürürüm. Senin öldürdüğün günler bitti Cengiz. Benim öldüreceğim gün geldi. Tabii hapsi seçmezsin. Korkma. Seçtim de dokunmayacağım sana. Nasıl dokunacaksın ha bana? Eyşan'a dokunduğum gibi mi? Nasıl dokundun lan? Nasıl kıydın lan ha? Nasıl vurdun lan? Ha? Nasıl vurdun lan? Ha? Nasıl kıydın lan? Hayatım! Hayatım! Ömer! Gel lan! Nasıl kıyım lan? Gel buraya! Gitme gidelim! Gitme de aç gözünü! Aç gözünü! Aç gözünü, bitmedi. Aç gözünü. Bitmedi. Aç gözünü. Ömer, 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 bırak. Bırak, ben bitireyim. Bırak Ömer. Eyşan yaşıyor onu. Eyşan yaşıyor. Ama benim tebam öldü. Bırak, ben bitireyim. Sen şimdi bunu öldürürsen ceza değil lan buna. Ödül buna, ödül. Bırak. Bırak ben bitireyim. Sen arkana bile bak. Bırak ben daha kötüsünü yapayım. Sen şimdi eşeğine git. Esen! Ömer! Yardım edin abi! Benim lan! Benim Cengiz! Kayıyorum! Kayıyorum Ömer! Ömer! Benim oğlum! Benim! Bırakma beni! Bırakma sen! Sen bırakmazsın kardeşini! Ömer! Çekil beni! Çekil beni! Çekil! Çekil beni, eski günlere dönelim ha! Ömer! Çekil beni, en başa dönelim! Hadi! 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 Ömer!
Nasıl hiç anlamadım. Hepimiz. Eyşan da Ali de ben de. En çok seni sevmeye hazırdık. İstesen hepsini durdururdun. İstesen bunların hiçbiri olmazdı. İstesen Eyşan şimdi yaş... Git. Defol git, bir daha da gelme. Ama alçak herif. Sakın unutma, olur mu? Hayatta en yakın arkadaşımı da yanında götürüyorsun. Şimdi buluruz canım. Burada bir yerdedir araba. Cengiz ayırmamıştır yanından. Alırsın canı, Eyşan'ı. Unutursun oğlum her şeyi. Evet. Gidersin zaten buralardan. Ha? Orada işte. Gel Ömer, gelsene Ömer. Oğlum bak burada kıçında pireli uyuyor. Ömer, abim, biliyorum. Kimse kaldıramaz seni yaşadıklarını. Ama bitti lan. Mutlu sona geldin oğlum. Oldu lan. Geri aldın aileni. Her sene doğum gününde bir tane verin. Heh. Bavuldan çıkacakları diyorum. Ne bavulu? Ailenin Azad'a verdiği bavul. Ali, Aylin diye biri geldi, bir valiz getirdi. İçinde hediyeler var, üstleri yazılı. 15 yaşın kutlu olsun. İlk hikayem bu külüstürden çıksın, Ezel amcan. On sekiz yaşı için bir anahtar ver. Mustang Shelby bir garajda onu bekliyor. Adam gibi öğreten kullanmayı, kendine benzetme. Ezel, izin vermem. Deli misin lan, niye? Her sene bir hediyem var. Hepsinin altında imza Ezel amcan. Ha bir 20'sine Balat'ta küçük bir ev aldım ona. Kapısında oğluma yazıyor. Sen 20'sine basmadan önce söylersin değil mi abi ona? Oğluma babasının benim olduğumu dersin değil mi? Azat okur ona. İyi okur. Babamın bıraktığı zarftan çıktı. Ölmeden. Ne bu? Ezel, temiz. Hadi gidelim. Arabadayım ben. Kızım, ola ki hikayeyi anlatacak kimse kalmazsa bir gün diye karaladım bir şeyle. Yıllar içinde şunu öğrendim. Bilmeye hakkı olanlar ne kadar acı da olsa gerçeği öğrenmeli. İçine de baktım. İyi bakın. Kim olduğumu çıkarabildiniz mi? Bir ipucu vereyim size. Bir hikaye anlatayım. Ömer'in ve onun üç arkadaşının hikayesi. Anlatacağım şeyler yıllar önce oldu. Senin hikayen. Dayı yine bir adım önde benden. Belki her şeyi geçince cana sen okursun diye düşündüm. Bak ne diyeceğim. Bu iş bitince arada bize gelip sen okur musun cana? Her gün biraz. Öyle öğrenir. Gerçeği öğrenene dek. Bence dayı onu kastetmiş. Sen
Sen hep onun yanında olacaksın değil mi Ali abi? Ödemen gereken bedel buymuş. Beni korumak değilmiş. Benim oğlumu korumakmış. Niye? Neden niye? Ne oluyor lan? İyiydi her şey Eyşan. Eyşan. İyi olmadı değil mi? İyileşmedi değil mi? Yaşayacak mı? Hayır. Her şeyi yaptım. Hayır. Ama hasar çok büyük. Organlar iflas etmiş. Kanama çok fazla. Hayır doktor, hayır. Öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. Başka bir şey söyle. Öyle değil. Çok üzgünüm. Kim söyletiyor sana bunları ha? Kenan mı? Ha? Cengiz mi? Kim? Kim oyun oynuyor? Kandırıyorsun beni değil mi? Beni dize getirmek için değil mi? Ha? Tamam. Geldin dize. Yenildin mi oyunu bu? Oynamayın tamam, yenildim. Öyle deme. Öyle deme. Öyle deme doktor. Ne istiyorsanız yaparım ne olur. Ne istiyorsanız yapayım ne olur. Öyle deme. Söyleyemem. Oyun değil, kader. Değil. Hayır değil, kader değil. Ben yendim kaderi. Ben ölmüştüm doktor, beni öldürmüşlerdi. Ben yendim. Ben yendim, Eyşan da yenecek. Savaşçıdır o, güçlüdür o, yenecek o, göreceksin, yenecek. Hayır, yenmeyecek. Bir şey yapamadan kapattık yarısını. Organlar iflas. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Yapacak hiçbir şey yok. Eyşan. Ölecek mi? Ne kadar zamanı var? Eğer güçlüyse en fazla 10 saat. 10 saat. Ne zaman uyanır? 1-2 saate uyandırılabilir. Ama bu durumda uyandırmak... Uyanınca acı çeker mi? Ağır morfin verilecek. Bir şey hissetmez. Uyandırın. Kendinde olur mu? Polislere haber verin. Uyandıracağınızı bilsinler. Hazır olsunlar. Anladınız mı? Saatimiz kaldı. Erlecan. Senle vedalaşıp Eyşan'ın yanına gideceğim. Sen. Hayır. Senin başından beri planın buydu zaten değil mi? Cengiz'i öldürüp herkese veda ediyordu sen değil mi? Hiç teşekkür etmedim. Tevfik için. Tefo'yu bu hayatta en mutlu eden insan olduğun için. Gerçekten. Ezel! Ha unutmadan. Hüseyin. Ne bu? Ayrılık hediyesi. Bu
Korkaçım bu. Olmaz. Olur mu? Ayrılık derken? Elveda Şebap. Başka bir şey isteyeceğim senden. Daha büyük bir şey. Ne? Bunların hiçbiri olmasaydı birlikte buralara gidecektik seninle. Bambaşka bir hayatımız olacaktı. Beraber yaşlanacaktık. Çocuklarımız olacaktı belki. Polis molis gelecek şimdi. Niçin bunları anlatıyorsun? Düşünebiliyor musun? Senle ben buralara gidiyoruz. Birlikte. Hayal et bir. Edebiliyor musun? Hayal mi kurmamı istiyorsun? Evet. Biri benim için bir hayat hayal etse, o sen ol isterim. Yapar mısın? Anlamadım ki ben. Niye sana bir hayat hayal ediyorum şimdi? Her ay gönder bir tane onlardan anneme. Ben yazmışım gibi ama. Başka başka yerlerden, böyle güzel yerlerden. Hayır ama gerçek ortaya çıkacak Ezel. Hapse girmeyeceksin sen, öyle düşünme. İki satırda bir şeyler yaz ama. Ne bileyim, yemekleri çok güzel buranın de. Sonra arkadaşlarım olmuş mesela orada. Bir işe girmişim. Ne bileyim. Mutluyum anne yaz. Oğlum burada çok mutlu yaz. Ezel, sen buralara gideceksin. Hani hayal etmiştin ya, öyle olacak işte. Eşan'la gideceksin. İyileşecek o da. İyileşmeyecek mi? Eşan ölüyor Bade. Ama sen demiştin yani bana, senin mutlu sonun Eşan'la diye. Haklıydın. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Al bunları. Ya saçmalama, olmayacak önce. Al bunları Ezel. Yapmayacaksın öyle bir şey, saçmalama. Hayır, al bunları. Bade. Al bunları. Bade, Bade dinle. Bade dinle, ne olur dinle. Vaktim yok. Müzikler, Bade dinle. Sen çok başka bir şeydin benim için. Tek umudumdu. Sana bir hayat vermek istedim. Çok istedim. Ama olmadı. Şimdi olmayan hayatımı veriyorum sana. Hiç olmayacak hayatım. Bana bir hayat yazar mısın? Yazar mısın? Senden son isteğim bu. Her şey bitip mutlu günler gelince hep bu anımızı hatırlayalım baba, olur mu? O kötülükleri unutalım. Hep birbirimizi böyle hatırlayalım baba, olur mu? Annem yanımda. Babam bana hakkını... Helal olsun oğlum. Helal olsun Ömer'im. Anne? Helal olsun annem. Ne kadar hakkın varsa hepsi sana helal olsun. Hepsi helal olsun. Bir tek sen kaldın Ali abi. Olmaz. Olmaz. Neleri geçtik lan? Olmaz. Delirdin mi lan? Olmaz. Olmaz. Ne olacak zannediyordun abi? Yok. Can. Can. Oğlun var. Oğlun ne olacak? Düşünmedin mi sanıyorsun? Hı? Ama Ali abi, babası bildiği adamı öldüren, kendi içinde zaten çoktan ölmüş, hayatı boyunca yas tutan, ona asla bir yuva veremeyecek bir adamla mı büyüyorsun? Ne sen söyle.
Yoksa doğduğundan beri tanıdığı, sevdiği, ona bir yuva verebilecek bir adamla mı büyüsün? Sen söyle Ali abi, onun benimle normal bir hayat şansı var mı? Onu benimle öldürmek mi ona iyilik? Yoksa ona seninle bir şans vermek mi? Olmaz, olmaz dedim ben. Sen neleri geçtin, sen bizi geçtin. Hapsi geçtin sen. Şimdi olmaz, olmaz. Pes etmek olmaz, sana yakışmaz abim. Pes etmiyorum ki abi. Bak abim, şimdi böyle bir hikaye düzelir. Düzelmez. Ben aşk acısı bilirim. Ömer, bilmem sanma. Bahardan sonra ben de az dayamadım onu anlıyor ağzıma. Abi. Geçiyor abim. Geçmez sanıyorsun ama bitmiyor tabii. Biter mi? Sonra başka biri çıkıyor karşına. Çıkmaz diyorsun ama çıkıyor. Seviyorsun. Sevmem diyorsun ama seviyorsun. Doğru diyorum abim, bak doğru diyorum. Ala. Ala. Yeter. Helalleş bana. Ver elini. Sonra bırak gideyim. Abim. Beni bırakmam. Bırakmam. Ala abim. Ben o gün polisler kapıyı kırıp girdiğinde öldüm zaten. Bu hayat bana çalıntı. Giydim, kuşandım ama tutmadı, oturmadı abi. Görmüyorum deme ne olur, görmüyorum deme. Görmem, görmem. Bırakma ömrümü, bırakma ben bir daha. Bıraktım zaten. O gün bıraktım beni. Sonra buldum, yine buldum. Bulmadın abi. İkinci bir şans var zannettik. Meğer yokmuş. Ezel ikinci bir şans falan değilmiş. Ezel zavallı bir hayaletmiş mi Ali abi? Değil. Değil. Ömer benim bana geri döndü. Ömer geri döndü, beni affetti. Ömer bırakmam ben, bir daha bırakmam. Bırakmam. Abi, abi. Ben evime geri dönmek için gelmemişim. Ali abi. Cengiz'i cezalandırmaya, seni affetmeye. Deme, 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 ne olur deme. Eyşan'ın. Eyşan da alıp gitmeye gelmiş. Ömer yapma, Ömer yapma, yapma Ömer. Abi, bırak gitsin. Meğer buymuş benim mutlu sonum. Ölümden mutlu son çıkar mı lan? Çıkar mı lan? Kim söyledi öleceğimi? Bakarsın geri gelirim. Gelmeyeceksin. Öldüreceksin kendini. Belki gelirim. Ha? Kardeşim. Sevdiklerim sana. Defoya selam söyle, olur mu? Oğlum eskılık olsun sana. Konuşmuşsun.
başıma. Yapılabilecek her şeyi yaptılar. Senden bir şey isteyebilir miyim? Bir daha masaya yatmama izin verme. İzin ver. Seninle kalayım. Yanında olayım. Sana bakayım. Gördüğüm sen ol. Yapar mısın? Ömer. Sensiz hiçbir yere gitmem ben. Kulak verin sözlerime iyice. Herkes öldürebilir sevdiğini. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalkavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür. Yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimileri yaşlıyken öldürür. Şehvetli ellerle öldürür kimi. Kimi altından ellerle öldürür. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi aşk kısadır, kimi uzundur. Kimi satar, kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken, kimi kılı kıpırdamadan öldürür. Herkes öldürebilir sevdiğini, ama herkes öldürdü diye ölmez. Ömer, gidiyor muyuz sonunda? Nereye gidiyoruz? Canımız nereye istiyorsa. Sıcak bir yer olsun. Tanıştığımız gün gibi. Hayatımın en mutlu günü. Benim şimdi... Thank you.
Söyledim Mine. Biz biraz tatil yapacağız. Sonra Can da gelecek. Tamam. Ağlamak yok eşim. Bundan sonra ne istersen öyle olacak. Ağlamak yok. Olacaksın, tamam mı? Ömer. Tamam. Söyle. Senden sonra mutlu. Yaşayacaksın. Yaşayacağım. Balıyımızmış bu. Yeni evlenmişiz. Eyşan'la Ömer'in düğünü. Hemen sonra sen gelinlikle, ben smokinle treni atladık. Peronda annemler var. Çok mutlular. Uğurluyorlar bizi. Trende bütün dostlarımız var. Bütün kavgalar bitmiş. Hepsi burada. Tebrik etmişler hep bizi. Çok sevinmişler. Ama en çok sen sevinmişsin. Çünkü sonunda aldım seni. Seni aldım. Bir daha hiç ayrılmayacağım. Bir daha hiç birbirimizi bırakmayacağız. Biz birbirimizi... Yaşar. 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 Söz sevgilim. Bir daha hiç bırakmayacağız birbirimizi. Sen nereye gidersen git, ben hep senin yanında geleceğim. Thank you.
Sana yardım etmemi gerçekten istiyor musun yeğen? Şimdi söyle bakalım. Ne yapmak istiyorsun? İntikamımı almak. Nasıl? Her şeyimi aldılar. Ben de her şeylerini alacağım onlardan. Nasıl? Yavaş yavaş. En zayıf noktalarını arayıp bulacağım. Aralarına gireceğim. Onların güvenlerini kazanacağım. Onların kalplerini kazanacağım. Sonra... Şimdi söyle bana yeğen. Ama doğruyu söyle. Bu dediklerini gerçekten yapmaya hazır mısın? Hazırım dayı. O zaman yolun açık olsun yeğen. Yolun açık olsun. İntikam dedikleri verilmemiş adalettir. Şimdi sen adaletini söke söke alacaksın onlardan. Bir şey daha var. Son bir şey. Takma onu parmağına. Takma onu parmağına. Söz ver bana, o yüzüğü parmağına takmayacaksın. Çaresizlikten de olsa takmayacaksın. Söz ver bana. Niye? Kederden de takmayacaksın onu parmağına. Diyelim ki sorular birikmiş, cevap yok. Herkes gitmiş, kimseler kalmamış. Gene takmayacaksın yeğen. Söz ver bana. Söz. Yılgıdan, yenilgiden, gururdan, sonu gelmez üzüntülerden kurtulmak için de takmayacaksın onu. Söz ver bana yeğen. Söz veriyorum dayı. Bu hayatı bitirmek için bin nedenin olsa yeğen, gene takmayacaksın o yüzüğü. Ama bir sonrakine başlamak için tek bir nedenin varsa bile, tek bir nedenin, o zaman takacaksın o yüzüğü parmağına. O zaman. Thank you.
her şeye rağmen, her şey bittiğinde ezel aşkın kazanacağını, adaletin yerini bulacağını zannediyordu. Ama mutlu sonlar hikayelere mahsus. Benim anlattığım hikaye ise çoktan bitti. Sonrasında yaşananlar hiç olmadı. Fener kapalı oğlum. Ziyaret yok. Ziyarete gelmedim. Niye geldin öyleyse? Babama geldim. Adın? Adın ne senin? Adım Can. Can Uçar. Gerçek hayatta ölüler bizlerle konuşmaz. Aşk intikamdan güçlü değildir. Her şeyi affedecek güçte arkadaşlıklar yoktur yaşadığımız yerlerde. Gerçek hayatta babalar ve oğullar ölümü yenip kavuşamazlar birbirlerine. Kavuşabilirler mi?